Evet, temel meseleye bakalım arkadaşlar. Temel mesele bu sırayla verelim. Bak şimdi. Tayyar Öz, Medelina Sağlık ve Reklam diye bir şirketi var. Bir de Özdemöz Sağlık ve Güzellik Limite şirketi var. Arkadaşlar, şirketleri bunlar. Şirketleri bunlar. Vergi kısmına gel. Normalinde 2021'de 50 bin lira olan şirket sermayesi, 50 bin lira, 2021'de 50 bin lira olan şirket sermayesini bu yıl bir anda 10 milyon liraya çıkarmışlar. Çünkü göze batmamak istiyorlar. 50 bin liralık bir şirketle neler yapabilirsiniz, değil mi? Satışları nedir? Nerelerde ne yaptılar? Bunlarla ilgili elimizde bir bilgi belge yok. Ama ne var biliyor musun? Vergi kısmına gelir misin? 2021 yılında, az önceki arabayı gördünüz değil mi markasını? Hı hı. 2021 yılında Medelina adlı firmada 395.716 lira 2021 yılında beyan etmişler. 98.929 lira vergi ödemişler. 2022 yılında 1.068.180 lira vergi beyan etmişler. 245.681 lira para ödemişler arkadaşlar. Geldi vergisi. Bakın bu. Ya akıl alır gibi değil gerçekten. Bakın şu ödedikleri vergi var ya, beyan ettikleri matra 1.400.000 lira. 1.400.000 lira az önce gösterdikleri arabanın iki kapısı yapmaz. İki kapısı yapmaz. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Diğer evrakları görmüyorum. Diğer evraklarda ne kazandıklarını, ne beyan ettiklerini bilmiyorum. Bana hiç şey yapmasınlar. Şimdi birçoğunu göreceksiniz. Hepsi matrahsız. Vergi levhalarının tamamı matrahsız. Matrahsız ne demek biliyor musunuz? Benim giderim gelirimden daha az. Zararda diye yazmıyor. Matrahsızın anlamı aslında zarardır. Ben diyor kazanamıyorum. Onun için devlete bir şey beyan edemiyorum diyor. Ama görüyorsunuz değil mi alınan arabaları? Binilen uçakları, kiralanan uçakları görüyor musunuz? Takılan altınları, yaşanan evleri, çocuklarına yaşattıkları düzeni görüyor musunuz? O para nereden kazanılıyor Murat? Nereden? Şimdi bunlar bir güzel şey kurmuşlar. Sağlık merkezi. O sağlık merkezinin videosunu verir misin Yakup, verebilirsek? Altında yabancı isimler var. Normalde Amerika'daki, yurt dışındaki bir tane sağlık sitesini almışlar. Kendi sitelerine kopyalamışlar. Üstünde bir tek Tayyar Öz var. Diğerlerin hepsi sahte. Doktorların isimleri var. Doktorların hepsi sahte. Yok öyle güzellik doktor. İşi yapmıyorlar mı? Şimdi güzellik işi de yapıyorlar. İşte az önce arabanın hediye edildiği yer güzellik salonu. Güzellik merkezi. Güzellik merkezleri var. Güzellik merkezleri var. Artı bunların bir de kendi kardeşinin beyanına göre 5 tane de fabrikası var. Güzellik merkezi işinde çok mu para var? İşte zaten biz de onu merak ediyoruz. Çok para varmış. Murat yavaş yavaş anlat. Barış cezaevindeydi ya, şimdi meseleyi aynen İlk kez burada dinliyor. Güzellik bu şöyle oluyor Barış. Öncelikle yapman gereken yegane şey, eğer şimdi cezaevinde... Ben yeni bir hayat kurmak istiyorum. Tabii bak, yani. Direkt tavsiye. Öncelikle bir tane kendine marka yarat. Tamam. Marka yarattıktan sonra sahte bir profil oluştur. O sahte profillerle kendini övdür. Ve aynı zamanda hesap al, çalıntı hesap. Bir de bu parayla beğeni satın alınıyor, parayla izleme satın alınıyor, parayla da takipçi satın alır kendine. Tamam. Her gittiğin yerde de mutlaka ama özellikle yanında profesyonel çekim ekibini taşı. Olur. Görgüsüzlüğün dibine vur. Değil en mi? Abartı şeklini, en abartı başaramaz şeklini yapacaksın. En abartı. Öğrenebilir mi? Ve özellikle markaları seçeceksin. Dünyadaki en büyük markaları seçeceksin. Çakma olması, iyi olması falan değil. En önemli, millet diyor. Öyle diyor onlar. Millet tamam diyor. Ben onları yaptım diyor. Kendini de uçak kiralamış gibi göster. Araba almış gibi göster. Ne bileyim böyle... Çok ama çok masraflı işler. Bunlar için de para gerekmiyor. Değil değil. Onun şovunu yapıyor zaten. Onun bazı yanlarında adamlar var. Ama onlar şunu, onun PR'ını yapıyor. Barış. Tüm bunlar için diyor, kaynak için benim kapımı kim çalacak? Ben onu söyleyeceğim şimdi bak. Sonra da kendime... Oraya gelsen hani gerçekten oraya... Kimse çalmıyor kardeşim. Kimse çalmıyor. Sen diyorsun ki ya ben bu hayatı yaşıyorum. Mecburen ben devleti dolandırmak zorundayım kardeşim. Bak şimdi ben ayakkabı aldım şirketimin adına. Bunu ben gider göstermek zorundayım. Bak kızıma araba aldım 18 yaşında. Onu gider göstermek zorundayım. Bak ev aldım ben. Onu gider göstermek zorundayım. Devletimiz de bunu benim alın terimde, benim askeri maaşımdan vergi alan devletim ya da askeri maaşımda yaptığım harcamalardan her bir kuruşundan vergi alan devletim bu tür lüks harcamaları yapan insanları hoş görüyor. Ama benim burada şöyle bir şey, ben şuna takıldım şimdi Murat. Şimdi bu insanlar senin anlattığına göre tamam vergi kaçırıyorlar vesaire böyle bir ihtişamlı bir hayat sürüyorlar ama
Bütün bunlar içinde bir paralar gerekiyor. Araba değirmene bir su gerekiyor. Yani bir su gerekiyor. Demek istediğini anlıyorum. Acaba diyorum. Ya bilmiyorum. Gerçekten cehaletimden. Ben sizin kadar bilgili değilim. Yani gerçekten çok zengin insanlar mı var? Ne bileyim parası çok olan, o parayı bir yere yatırmak isteyen insanlar mı var ki bu insanlar bulunuyor? Yani bizim bu konuştuğumuz fenomenler vesaire acaba sadece önde gözüken kuklalar olabilir mi? Tabii ki. Arkasında zaten acaba bazı siyasi güçler olabilir mi? Bazı kara para aklamaya çalışan hani o biz şeyde Scarface'de mi izlemiştik? Bu tabloya göre Barış az önce mesela futbolcuların evet şeyinden bahsettik ya, kar alınıyor. Yüzde aylık %30 falan. İşte bu da aynısı. Bence gidip seçile yatıracaklarını bankada bu beyefendileri, hanımefendileri bulsunlar. Onlara yatırsınlar, yatırım yapsınlar. Daha çok kazanırlar. Onların beyanlarına göre. Ama bir de vergi vermiyorlar. En güzel tarafı bu. Kazanıyorlar. Yaşıyorlar. Geliştiriyorlar. Muhteşem hayatlar yaşıyorlar. Vergi vermiyorlar. Orada mesele şu. Gerçekten kazanıyorlar mı? İşte sorun da gerçekten orada. Gerçekten kazanıyorlar mı yoksa zaten kazanılan bir paranın biz aklamasını mı görüyoruz? Yalan bir hayatı gözümüzün içine sokuyorlar ama asıl tarafta bir para var. O para dolaşıma girip temizlenip başka kişilere çıkıyor. Bunlar peki şunu söyler misin Murat? Şu anki soruşturmada savcılar şu meseleye bakıyorlar mı? Bu insanlar sadece vergi mi kaçırıyorlar kazandıkları üzerinden? Yoksa burada ortada bir başka para var ve onun sisteme sokulması için bu insanlar mı kullanılıyor asıl ve buradaki kaynak bu ne? Buna asıl bakılıyor mu gerçekten? Çünkü Dilan Polat'ın avukatı bunun olmadığını söylemişti. Bu arada bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Hüseyin Bey'di değil mi? Hüseyin Kaya. Hı-hı. Ben kendisini davet ettim. Yayına katılmak istediğini de söylemişti. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Salı günü için sözleşmiştik. Daha sonra yeniden aradım kendisini. İşlerinin yoğun olduğunu söyledi. Dönüş yapacağını söylemişti. Fakat Salı yayınımıza katılamadı kendisi ama biz davet ettik. Onu ifade etmiş olayım. Haberin de ilk kaynaklarından biri Murat Arel. Burada işlenmişti mesele. Hüseyin Bey sorularımıza burada yanıt vermesini istemiştik. Olmadı, katılmadı. Onu söyleyeyim. Bir başka programda belki alırız. Şimdi savcılık makamları birçok arkadaşımız bize program sonrasında yazıyorlar. Hatta bazı densizler, hadsizler var. Bu kişilerde bazı kişilere akladığımızı iddia ediyorlar burada. Ve bazı kişiler hakkında kayırmacı davrandığımızı falan düşünüyorlar. Ve bunu da iddia ediyorlar. Hatta bunu da tehditvari yapıyorlar. Şimdi ifşa ediyorum sizi falan gibi böyle parmak sallayan kişiler oluyor. Hani işte akıl alır gibi de çok ağır kelimeler de kullanmak istemiyorum ama. Buradaki insanlardaki yapmaya çalıştığımız şey şu. Evrakları topluyoruz. Biz yargıç değiliz. Evrakları topladığımızı kamuoyuna beyan ediyoruz. Kendi görüşümüzü en sonda biz bunu beyan ediyoruz kendi görüşümüzü. Birilerini aklamak, birilerini bizim tek elimizde değil bu. Zaten savcılık yürütüyor bunu. Bu işi yürüten Anadolu Başsavcılığı da gerçekten gördüğüm kadarıyla kuyumcu titizliğinde işliyorlar zaten adamlar. Aşama aşama, kademe kademe buldukları evraklarla biz bu kadar örgüt dosyası takip ediyoruz. Bu kadar iddianame okuyoruz. Bu kadar çevremizdeki var olan işlerle birlikte kafa patlatıyoruz ve yorumlar yapıyoruz. Bir sürecin nasıl gittiğini görüyoruz. Ve o sürece de ben bütün herkesin saygı duymasını ve güvenmesini telkin ediyorum. Peki gerçekten ben de senin gibi düşünüyorum. Yani şu an hem polis operasyonları konusunda hem yargı dünyasında çok önemli operasyonlar yapıldığını düşünüyorum. Hemfikirim seninle. Sadece kafamda şöyle bir soru işareti var. Yani birazcık hani deneyimliysek, dediğim gibi ben sana bazı sorular sordum. Aslında o soruların yanıtlarına dair bazı fikirlerim var. Bu paraların asıl başka sahipleri olduğuna inanıyorum. Acaba Türkiye'deki yargı sistemi, Türkiye'deki soruşturma sistemi o azmettiricilere uzanacak mı? Anlatabiliyor muyum? Yani bu piyonlarla mı biz sadece acaba uğraşacağız? Ben aslında haftalardır bir şeyler işlemeye çalışıyorum Barış. O da şu. Burada Barış'ı anlatır gibi anlatalım. Evet. Çağlayan'da. Şimdi o kötü oldu o cümle. Yok, o anladım. Çağlayan'da bu dosya açıldığı zaman Anadolu Adliyesi'ne geldi. Arada bir 14 günlük süre ya da 10 günlük bir süre içerisinde Milda Gayrimenkul'ün üzerine 500 milyon TL gibi para hareketliliği başladı. Her 5 dakikada bir para girişi çıkışı oldu. Bak, eğer Çağlayan Adliyesi'ndeki kişiler o istenilen kısıtlama kararını, el koyma kararını vermiş olsaydı bu para hareketliliği olamayacaktı. 500 milyon TL'lik bir hareket olmayacaktı. Bu benim yorumum. Hı hı. Ardından Anadolu Başsavcılığı bir soruşturma başlatıyor bir kişi şikayetin üzerine. Bu şikayetin üzerinden sonra ise MASAK geliyor ve Mali Şube geliyor. Bu bilgilere veriyorlar ve hemen
hesaplara el koyma, işte yurt dışı çıkış yasağı falan gibi tedbirler alınıyor.